bugün sizlerle beraber Fenerbahçe ve Başakşehir maçımız var. Baba ne düşünüyorsun? Anne ne düşünüyorsun? Lider Fenerbahçe'm bugün kritik bir maça çıkıyor. 2 puan kaybettik hafta sonu Samsunspor karşısında. Bugün inşallah bunu telafi edeceğiz. Ben galibiyet bekliyorum takımımızdan. 3-1 ya da 4-1. Maçımız başladı. Herkese merhaba. Big Family YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği ya da puanlar kaybedeceği bir maç diliyorum. Dilemiyoruz. 1. dakikada atıyorduk be. Ben de gol sandım. Gol sandığında sarı kart aldınız. Ahmet İsmail de sarı kart aldı. Çelme takmış. Bu değil ki abi. Ayağına basmış doğru, Ahmet. Doğru kart. Abi İsmail, artık şunları yapma, gözünü sevdim. Kaç kere kırmızı kart gördün ya. Çok güzel pas atmış ya. Abi vur şuna ya. Vur ayağını uzat ya. Ya İsmail, Allah rızası için şu stadı terk et ya. Allah rızası için ya. Önündeki topu dışarı atıyorsun ya. Aha. Ah be. Yine kaçırdınız. Abi ya. Fenerbahçe. Çok güzel geldik. Anca gelebildiniz hayatım. Anca gelebildiniz. Çok güzel atın. Evet, iki kez aldı. Çok %100'lük bir golü kaçırdınız. Kaleci kıpırdayamıyor bile ya. Sedye'yle adam dışarı çıkıyor. Sonra tekrar giriyor. Girdiği gibi kendini yere bırakıyor. Ya böyle Türk futbolu böyle bir ya. Ben anlamadım abi ya. Sakatsan dışarıda kal abi. Takımın 3-2 dakika yalnız oynasın ya. Bak şimdi çıktı ya. Koşa koşa geri girecek. Ya 5 dakika gidiyor oyun. 5 dakika bak. Sakatlanıyor. Tamam, geçmiş olsun. Sedye'yle alıyorlar, dışarı çıkarıyorlar, gezdiriyorlar. Sonra tekrar oyuna giriyor. Girdiği gibi gidiyor, orta sahada kendini yere bırakıyor ya. Ya savunmadan çıktı. Başakşehirli futbolcu vallahi %100'lük gol çıkarttı. Ya kendi kalesine bile atabilirdi. Çok iyi vurdu kafayı ya. Başakşehir ne yapıyor? Fenerbahçe'nin golü atamaması şaka mı? Şuna bak ya. Ulan şu adama çarpsa gol ya. Şaka mı? Yakaladık gene ya. Gene atamıyorum. Bugün bence ya. Fenerbahçe gol atarsa günah girmiş olacak. Bu kadar kaçırmaya rağmen. Aha. Ayrılmıyorum. Başakşehir 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldı. Adam ne kadar rahat ya. Kırmızı kart aldı valla, paşa paşa çıktı gidiyor. Evet, burada sarı kart gördü işte. Hak etmişsin. Bu direkt kırmızı kart. Hak etmişsin. Bu direkt kırmızı kart. Abi buyur artık, kalk ya şunu ya. Başakşehirli var ya. Çok güzel pozisyon gene. Çok güzel pozisyon gene ya. Kaleci var ya, 10 numara çıkarttı aldı he. Helal olsun ona. Abi. Kaleci helal olsun. Vallahi iki kez var ya. Volkan. Volkan, seni alkışlıyorum. Helal olsun sana. Helal olsun. Vallahi bu Volkan varken Başakşehir biraz zor gol. Volkan eski günlerine döndü ya. Güzel kurtarışları var. Aynen. Vallahi. Fenerbahçe zor gol atar yani Volkan'a. Başakşehir'e demiyorum bak, Volkan'a. Düşünün hayatım. Çok atak oynuyoruz. Bu gol pozisyonlarımız var. Volkan Babacan bugün harika kurtarışlar yaptı. Yani nereden baksan 4 tane falan net bu gol kurtardı. Takımdan memnunum. İyi oynuyoruz. İkinci yarı bence golleri bulacağız. Başakşehir 10 kişi kaldı.
Kırmızı kart hak edilmiş bir kırmızı evet, kart. Evet, aynen katılıyorum hayatım. Bu kadar. Bu Fenerbahçe Başakşehir'e gol atama gol atar ama Volkan atamaz. Volkan'a mı atamaz? Evet. Kalede kim olacak? Abdülleyban. Hayır. Mı? Şimdi şöyle bir şey var. Baksana. Başakşehir tüm oyuncularını ayrı, Volkan'ı ayrı tutuyorum. Evet, iyi oynadı. İyi oynadı çünkü. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ikinci yarımız başladı. Maçımızın ikinci yarısı başladı. Fenerbahçe'mize başarılar diliyoruz. Vurduğun evet. Gol, yediğin offside olsun. Rakip 10 kişi. Baskılı ve gollü bir ikinci yarı bekliyoruz Fenerbahçe'de. Evimizin annesinin biraz işleri var. O yüzden ikinci yarıya kız Cem'le birlikte tepki vereceğiz. Fenerbahçe. Sen çok yaşa. Canım feda olsun sana. Hiçbir şeyden değişilmez. Seni sevgim bu dünyada. Fenerbahçe. Sen çok yaşa. Canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez. Seni sevgim bu dünyada. Ooo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 o
ya. Helal olsun Ferdi. Helal olsun be oğlum. Aa! Abi ne yapıyorsun ya? Pelerin gol atamaması şaka mı? Hanım yine ya. Ponçiki ponçiki ponçikçik. Ya ne suçumuz vardı biz Fenerbahçeli olduk ya. Aşkım gene kanser Fenerbahçeli olacaksın. İki haftadır ne çekiyoruz ya? Üç gündeki Fenerbahçe maçı. Ne çektiniz dünyaya be? Dünyaya zararlı zararlı. Dün ne çektin be Emre Fener'den be? Gel seni Galatasaraylı yapayım. Hayır bizim Fenerli. Ulan Deniz Türüç. Ulan Deniz Türüç. Yediğin kabası içiyorsun. Şey. Haydi aslan parçaladı. Haydi haydi atın lan. Şut çekemiyoruz ya. İlk yarı gene hatamız vardı, pozisyonumuz vardı. İkinci yarı o da yok ya. Pas versene oğlum. Penaltı! Hakem dedi! Penaltı! Dakika 90! Baktı Fener Yabancı beraber kalacak. Hakem ver demem penaltı. Bir bak penaltı mı değil mi? Ondan sana konuş be. Ya yürü git ya. Oturmuşsun oraya. Penaltı. Güzel türlü penaltı. Açıyor hayatım bak. Gördün mü? Oha! Peki mutlu olacağız. Güzel kızım. Ben mutlu olursanız en iyi galip geldiği günler en iyi mutlu Allah. Günlerimiz bizim. Kırmızı kart. Aa inanmıyorum. Aynen öyle Başakşehir gülüp geçeceğiz yapacak bir şey yok. İki tane kırmızı kart. Ya yarım saattir konuşuyor adam ya abi git abi ya git abi ya. Gel. Ulan ne de o para alıyorsunuz. Bak. Anlı şansı olayım. Gol! İşte bu lan! Gol be! Gol be! Ne oldu? Evet sizin ponçikler sizi. Yine Fenerbahçe, yine penaltı, yine son dakikada kazanılmış. Bir... Konuş, konuş, konuş. Mücadele var burada. Mücadele var. Ha. Ha. Mücadele ha. Var. Ha. Ha. Hadi be oğlum. Hadi be Emre. Hadi be Emre. Direkt oldu. Direkt
Gerçekten döndü ya. Hadi be oğlum, hadi be. Şu ikiye atı şunlara ya. Hadi be. Cengiz, Hüseyin Oba peşinde. Verdi pasını sol tarafa. Yerden Batshuayi kontrol. Batshuayi şut dışarıya gitti. Ya abi ne yapıyorsunuz? Ve kazanan Fenerbahçe. Ali Koç başkan olacak, paraları sayacak. Cem çok zorlandı. Buraya bırakmaması gerektiği bir maçtı. Son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sağ biraz karışık şu an. Penaltı bana göre aldık ama ya. Çok zor, çok kötü bir maçtı ya. O kadar gol pozisyonu bulduk ama bir türlü golü bulamadık. Bu Fenerbahçe'nin buraya bırakmaması lazım. Bir de sözümüz Deniz Türüce. Yıllarca Fenerbahçe'de top oynamış. Fenerbahçe'nin ekmeğini yemiş biri. Ama karşısında sanki düşmanı varmış gibi hareketler yapıyor. Yanlış bence. Geldik, lider dönüyoruz. Yarın Galatasaray'ın İstanbulspor'la maçı var. O maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.